Jean Fransa'da fakir bir aileye doğdu. Erken çocukluk yılları ile ilgili çok fazla şey bilmesek de bilinen o ki hiçbir zaman okula gitmedi. Okuma yazmayı muhtemelen çok sonra yanında çalışmaya başlayacağı Commerce'ından öğrendi. Henüz 20'li yaşlara vardığında hem annesini hem de babasını çoktan kaybetmişti. Bir iş bulup çalışmaya başlaması gerekiyordu. Commerce'ın ise 35 yaşındaydı. Eşini yeni vefat etmişti. Evde bir yardımcıya ihtiyaç duyuyordu. Bu yardımcı hem evi çekip çevirecek hem de onun sağlık sorunlarında ona destek olacaktı. Jean bu işe başvurmak için Commerce'ına geldiğinde Commerce'ın pek de düşünmeden onu işe aldı. İkilinin arasındaki ilişki bir süre sonra boyut değiştirmeye başladı. Giderek daha samimi, daha sıcak bir ilişki olmuştu. Jean bir süre sonra hamile kaldı. Kayıtlara bebeğin babasının kim olduğu hiçbir zaman geçmedi. Bebeğin doğumunun ardından ikili Paris'e taşındılar. Ömrü sadece 4 ay olacak olan bu ufaklığı ise bir süt anneye verdiler. O dönemde süt anneye verilen çocuklar pek uzun yaşamıyordu. Bu küçük bebeğin kaderi de farklı olmadı. İkili Paris'te yaşarken Commerce'ına kraliyetten büyük bir teklif geldi. Kraliyete bağlı bir gemi Güney Amerika'ya gidecek, ardından tüm dünyayı dönerek yeni bitki türleri arayışında olacaktı. Commerce'ına bu geziye biyolog olarak katılması teklif edilmişti. Harika bir teklifti bu. Commerce'ın çok heyecanlandı. Peki ama Jean ne olacaktı? Nasıl bırakacaktı onu? Artan sağlık sorunları da vardı üstelik. Gemide tek başına çok zorlanacak gibiydi. Onun sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak ona yanında bir yardımcı getirebileceğini söylediler. Ama bu asla bir kadın olamazdı. Çünkü o dönemde kadınların bilimsel amaçlı deniz yolculuklarına çıkması kesinlikle ve kesinlikle yasaktı. Commerce'ın bu geziyi asla Jean'i almadan götürmeyi düşünmüyordu. İkinin aklına bir yöntem geldi. Jean pekala bir erkek kılığına girebilirdi. Adına da Jean yerine Jean dedik mi? Olup biterdi bu iş. Evde bunu defalarca kez prova ettiler. Sert bir kumaş aldı Jean, göğüslerini onunla sıkıca bağladı. Saçlarını kısacık kesti. Daracık bir pantolon ve incecik bir yelek giydi üzerine. Evet, pekala Jean, Jean gibi olmuştu çoktan. Commerson ve genç Jean, geminin önünde karşılaşmışlardı. Commerson'un acelesi vardı. Bir an önce gemiye binmesi gerekiyordu. Pek de düşünmeden bu cılız oğlanı işe alıverdi. Gemidekiler ilk başta Jean'ın bir kız olduğundan şüphelendiler. Çünkü sakalları bir türlü çıkmıyordu ve çok ince cılız bir bedeni vardı. Fakat Jean'ın bunun için esaslı bir hikayesi vardı. Yıllar önce Osmanlı Sarayı'nda çalışırken hadım edinmişti. O yüzden böyle biraz ucube bir görüntüsü vardı şimdi. Gemidekiler bu hikayeye kolaylıkla inandılar. Şanslıydılar. O dönemki keşif gezisinin başkanı Bougainville onlara ayrı bir kabin vermişti. Çünkü Commerson'un bir sürü biyolojiyle ilgili alet edevatı vardı ve çalışmaları gerekiyordu. Ayrı bir kabinde çok rahatlıkla çalışabileceklerini düşünmüştü. Jean bu haberin ardından derin bir nefes aldı. En azından kendine ait bir tuvaleti ve banyosu olacaktı. Gemide günler günleri kavaladı. Sonunda güneye inmişlerdi. Uruguay, oradan Rio de Janeiro'ya geçtiler. Jean deli gibi çalışıyordu. Bütün malzemeleri yüklenip Commerce'ın yanında gidiyor. Onunla birlikte bitkileri topluyor. Ve gemiye geri döndüklerinde ise bu bitkilerin taksonomisi ve bunlarla ilgili bilimsel makaleler yazılması konusunda Commerce'ına son derece yardımcı oluyordu. Rio de Janeiro'da bir bitki türü keşfettiler. Bu bitkinin adına, gezinin başkanının adına ithafen Bougainville adını verdiler. Evet, Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde kapıların önünü süsleyen şu pembe ağaç, Bougainville. Aslında Jean'in o gezisinde Rio de Janeiro'da keşfedildi. Belki de Jean bulmuştu onu. Günler günleri kovalıyor, vakit onlar için oldukça iyi geçiyordu. Ta ki bir gün gemi Tahiti'ye yaklaşana kadar. Gemi Tahiti'ye demir atar atmaz
yeni türler bulmak ve araştırmalar yapmak için Commerce'ın, Jean ve gemidekiler gemiden inip karaya ayak bastılar. Onlar karaya ayak basar basmaz bir anda Tahitili yerliler etrafını sardı. Ayete, Ayete diye bağırmaya başladılar. Ayete, Tahiti dilinde kız demekti. Bir sürü yerli Jean'in etrafını sarmış ve ona Ayete, Ayete, Ayete diye bağırmaktaydı. Jean fena halde köşeye sıkışmıştı. Ne söyleyecekti şimdi? Nasıl inkar edecekti kız olduğunu? Artık kaçacak yer kalmamıştı. Gözyaşları içerisinde cinsiyetini itiraf etmek zorunda kaldı. Gemide büyük bir sessizlik vardı. Ne yapacaklardı Jean'i? Yolculuk esnasında okyanusa atıp kaybolmasına göz mü yumacaklardı? Ya da tutuklayıp Fransa'ya kadar götürüp orada hükmedilmesi için devlete mi teslim edeceklerdi? Ne olacaktı Jean? Kimse ne yapacağını bir türlü bilmiyordu. Üstelik Bougainville'in o güne kadar Jean'le ilgili bütün düşünceleri olumluydu. Gayretli, çalışkan, özenli bir insan olduğunu düşünüyordu. Kimse bir şey yapmadı. Bu sessizlik bir süre daha devam etti. Ta ki gemi bir gün Madagaskar'ın güneyindeki Fransız adasına yanaşana kadar. Commerson ve Jean burada gemiden inmeye karar verdiler. Adanın valisi Commerson'un eski bir arkadaşıydı. Burada pekala hayata tutunup bir şeyler yapabilirlerdi. Üstelik Bougainville bu teklife çok sevinmişti. Çünkü Jean'le ilgili ne yapacağını bir türlü bilmiyor. Vicdanı ise onu götürüp teslim etmeye ya da cezalandırmaya bir türlü el vermiyordu. Çünkü bu sıra dışı, cesur bir kadındı. Kılık değiştirerek gemiye binmiş, bilimsel araştırmalar yapmaktaydı. Evet, herkes razıydı. Commerson ve Jean orada gemiden indiler. Jean yine Commerson'un sağlık sorunlarıyla ilgileniyor, oradaki bitki türlerini birlikte araştırıyorlardı. Aradan bir yıl geçti. Commerson'un sağlık sorunları giderek artıyordu. Ve artık dayanamayacağı noktaya gelmişti. Commerson orada, gemiden indikten bir yıl sonra hayata gözlerini yumdu. Jean yine yapayalnız kalmıştı. Tıpkı küçükken annesini ve babasını kaybettiği gibi. Ama yılmadı. Yeniden cesur bir şekilde hayata atıldı. Orada bir iş kurdu. Kendi ekonomik gelirini elde etmeye başladı. Bir yıl sonra Fransız Kraliyet Donanması'ndan Dubernet adlı bir askerle tanıştı. İkili birbirine aşık oldular. Evlendiler. Ve hemen Fransa'ya döndüler. Fransa'ya dönmelerinin ardından Jean, dünyanın etrafındaki turunu tamamlayan ilk kadın oldu. Tarihe dünyayı gezen ilk kadın olarak geçti. Fransız hükümeti ise Jean'i cezalandırmak yerine onu ödüllendirmeyi seçti. Evet, bu sıra dışı kadın ve bilim aşığına ödül olarak ömür boyu emeklilik maaşı bağladı. Jean'e Commerson'dan da yüklü miktarda miras kalmıştı. Onunla birlikte Dubernet'in köyünde bir ev aldılar. Oraya yerleştiler. Bilinen o ki hayatlarının sonuna kadar mutlu olmaya devam ettiler.